Türkiye'nin DAEŞ'li ve PKK'lı teröristlere karşı yürüttüğü meşru operasyonlarını eleştiri yağmuruna tutanlar, devlet terörü uygulayan rejimler ve yönetimler karşısında hiçbir adım atmıyordu. Benzer bir kayıtsızlığa sadece İsrail'de değil, son 7 yıldır Suriye'de de şahit oluyoruz. Ve şunu da çok açık net söylüyorum. Dünyadaki devlet savaşlarla ilgili ağzını açtığı zaman ne diyorlar? Kimyasal silahlar. Sadece kimyasal silahlara karşı tavır koyuyorlar. Kimyasal silahlarla kaç kişi öldü? Bakıyorsunuz 100, 200, 300, 500, 1000, 1500, 2000, 5000. Peki konvansiyonel silahlarla ne kadar insan öldü? Yüz binler. Yüz binlerin öldürüldüğü bir coğrafyada acaba o konvansiyonel silahları kullananlara karşı dünyanın bir şey söylediğini duyuyor muyuz? İşte sene 1915, o dönemlerde kimyasal silahlarla ilgili bir karar ve o karar hala egemen bir karar. Bunun güncellenmesi lazım. Böyle adaletsiz bir anlayış olmaz. Kimyasal silahtan şu anda çok daha fazlası konvansiyonel silahlarla öldürüldü, öldürülüyor. İşte bunun en yakın şu anda deneyimi nerede? Orta Doğu'da. Bu kadar açık net ortada. Ama hiçbir zaman bu liderlerin ağzından konvansiyonel silahlarla ilgili bir açıklama duymazsınız. Ağızlarını açtıkları zaman kimyasal silah diyor. Bununla ilgili böyle bir karar, bir yasal düzenleme yapılmış olabilir. Bu ila nihaya gidecek bir şey değil. Bunların güncellenmesi lazım ve masaya yatırıldığı zaman kimyasal, konvansiyonel hepsi birlikte değerlendirilmesi gerekir. Yani sonucu insanlığın ölümü olan hangi silah olursa olsun bunun bir defa yasaklanması gerekir. Buna göre de tedbirlerin alınması gerekir. İşte 1 milyon masum Suriyelinin hayatını kaybetmesine, 13 milyon Suriyelinin evlerine terk etmesine neden olan vahşet karşısında üzülerek söylüyorum, birçok devlet kılını dahi kıpırdatmadı. İşte kimyasal silahlarla yapılan saldırılara gösterilen tepki, yine söylüyorum, her gün konvansiyonel silahlarla öldürülen on binler, yüz binlerce sivilden, varil bombaları altında can veren çocuklardan hep esirgenmiştir. 3,5 milyon şu anda bizim topraklarımızda. Onlara ev sahipliği yapıyoruz. Şu ana kadar 35 milyar dolar biz harcama yaptık. Ve bize değişik yerlerden, dünyadan gelen yardım yok. Avrupa Birliği'nin söz verdiği 3 milyar dolarlık ilk taksidin tamamı dahi gerekli kurumlara, zaten bizim bütçemize girmiyor. Aracı kurumlar vasıtasıyla o dahi tam gelmiş değil. Dürüst değil. Bunu da söylediğimiz zaman rahatsız oluyorlar. Hesap, kitap, her şey ortada. Söz verdiniz, 3 artı 3 dediniz. Onu bile vermediniz. O da bir yıl için. Ardı gelecek dediler. Gelmedi. Aman kapılarınızı açmayın dediler. Ondan da çok korkuyorlar. Yani kapılar bir açılırsa acaba bu mülteciler Avrupa'yı istila ederse, işlerine geldiği zaman Türkiye gerçekten çok ağır bir yükün altında, bunu da söylüyorlar. Ama bütün bunlara, ya biz Türkiye'ye nasıl bir katkıda bulunabiliriz, buna gelince ona yanaşmıyor. Balistik füzeler hastanelerde, ekmek kuyruklarında, okullarda insanları acımasızca katlederken istisnalar dışında bu vahşete sesini yükselten, tepki koyan olmuyor. Burada şu acı verici gerçeği üzülerek ifade etmek zorundayım. Günümüzde kimliğine bakmadan,
mazlumun hakkını koruyacak, yine kimliğine bakmadan zalimden hesap soracak ne bir kurum, ne bir mahkeme, ne de bir mekanizma var. Maalesef. Uluslararası güvenliği teminle mükellef, işte şimdi Birleşmiş Milletler'e geldik. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi kurumlar Bosna'da, Kosova'da, Ruanda'da, Yemen'de, Filistin'de, Arakan'da olduğu gibi Suriye'de de sessizliğe gömülmüştür. Nerede bunlar? Bunların hiç bu saydığım yerlere gittiklerini duydunuz mu? Hiç buraları gezdiklerini, gördüklerini, buralara bir destek verdiklerini duydunuz mu? Az önce yaptığım konuşmada da söyledim, burada da söylüyorum. İşte Somali. Somali'de bizden başka şöyle mükellef bir büyükelçiliği olan yok. Devlerin bile oradaki büyükelçilikleri nerede biliyor musunuz? Konteynerlarda. Konteyner konteyner. Oradan idare ediyor. Hem de tam böyle havalimanının yanına yaptılar ki kaçışta kolay olsun diye. Evet, şehir merkezinde falan değil. Ama biz Türkiye olarak, bize 80 bin metrekarelik bir alan verdiler. Biz de dünyadaki en büyük ve en muhteşem büyükelçiliğimizi Somali'ye yaptık. Hastaneler yaptık, okullar yaptık, havaalanının bütün restorasyonunu vesaire biz yaptık. Ve elimizi oradan çekmedik. Orada şu anda Somali ordusunun eğitimini vesairesini silahlı kuvvetlerimiz yaptırdı, yaptı. Ve onların terörle mücadelesine en büyük desteği yine biz verdik, biz veriyoruz. İşte bir Srebrenica katliamına engel olamayan bütün bu kurumlar 20 yıl sonra Halep'teki sivil ölümlerini sadece uzaktan seyretmişlerdir. Şayet Türkiye'nin çabaları olmasaydı İdlib'de de muhtemelen aynı felaket yaşanacaktı. Orada bildiğiniz gibi önce Soçi zirvesi, arkadan Ankara zirvesi, ardından Tahran zirvesi ve daha sonra işte Soçi'de bizim Sayın Putin'le bir araya gelişimiz, ilgili bakan arkadaşlarımla beraber yaptığımız görüşmeyle hamdolsun 10 maddeden oluşan belgeyi savunma bakanlarımızın da imza altına almasıyla huzurumuzda böylece yeni bir süreci başlattık ve İdlib'de ürkülen, korkulan büyük bir katliamın önüne geçilmiş olduk. Temenni ederim ki bu daim olsun. Ve bu konuda emeği geçen bütün arkadaşlarımı, yani gerek Dışişleri Bakanım, gerek Savunma Bakanım, gerek İstihbarat Teşkilatı Başkanım, gerekse bütün hazine, maliye vesaire bütün ilgili bakan ve bürokratlarıma, teknokratlarıma, milletim adına çok çok teşekkür ederim.